İman ile amel arasındaki ilişki. Zamanımız daralıyor arkadaşlar. Ben kitaba bağlı kalamayacağım haliyle. Siz gönlünüzde bu kitaplar var ama yine de bakalım. Efendim, amel iradeye dayalı iş, davranış, hareket değil mi? Amel. İş demek. Eskiden iş ya da ameliye derlerdi. İman kalp işi. Sadece inanmak, tasdik etmek. Bu ikisinin arasında nasıl bir ilişki vardır? İman ile amel arasındaki ilişki. Arkadaşlar, iman amelden bir cüz değildir. İman başka bir şeydir. Amel etmek başka bir şeydir. İman ile amel arkadaş olurlarsa, birbirlerini tamamlarlarsa, ahlak bakımından, fazilet bakımından, Cenab-ı Allah'ın mükafatı bakımından çok hoştur. Arzu edilen de budur. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? El imanu tasdikun bil kalp. İman kalple tasdik, aynı zamanda ve ikrarun bil lisan, dil ile ikrar, ve amelun bil erkan, organlarla, azalarla amel etmek. Bu tam bir iman. Kamil bir iman. Arzu edilen bir imandır. Ama adam Müslüman olduğunu söylüyor. Evet, oruç tutmuyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Dedikodu yapıyor. Haram değil mi? Açıktan kesinlikle haram. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirinizin gıybetini, dedikodunu yapmayın diyor. Adam Müslüman, müminim diyor, kalbinde iman var diyor, yalan söylüyor. O da haram. Kesinlikle haram. İman ediyor, imana zıt olan işleri yapıyor. Bu adam kafir midir? Değil. Nerede değil? O farz ya da haram. Farzı yerine getirecek değil mi arkadaşlar? Haramı ne yapacak? Terk edecek. Buna böyle inanıyor, yapmıyor. Bu adam Müslümandır. Ama demin bir şey söylemiştik, tekrar hatırlayalım. Yapmıyor bunları ama inkar ederek yapmıyor. Alay ederek yapmıyor. Kafir. Dikkat ederseniz onun kafirliği yapmamasından değil ya, farzı ve haramı inkar etmesi, hakaret etmesi, aşağılamasından dolayı kafirdir. Yapmamasından değil. Şimdi adam içkiyi içer ve bu helaldir arkadaş, haram değildir der. İçkinin haramlığını inkar ederse kafir olur. Adam mesela göbekle diz kapağı açık. Bizim mezhebimize göre bazı mezheplerde biraz daha müsamahakar. Örtün dersen yok böyle bir emir diyor. Ya da bayana sokakta gidiyor. Kardeşim şu başını, bacaklarını ört. Sen Müslümansın. Efendim Cenab-ı Allah bunu haram kılmıştır. Hangi çağda yaşıyoruz? Gerici yobaz diyor. Ya böyle örtünme diye bir şey mi olur bu çağda diyor. Ne oldu? Açıklığından dolayı değil. Haramı inkar ya da çirkin görmesinden dolayı kafir oldu. Diğer emirleri buna mukayese yapabilirsiniz. Ama bir adam, ben günahımı biliyorum. Bundan da üzülüyorum. Namazımı kılsam iyi olur. Orucumu tutsam iyi olur. İçki içmesem iyi olur. Ama maalesef nefsime hakim olamıyor, yapıyorum derse, bu adam dinden çıkmış değildir. Fakat bu adamın da imanı kamil değildir.